Bugünkü sık kullanılan İngilizce kelimelerle tekrar birlikteyiz. Odd. Odd. Odd, garip, tuhaf demektir. Her father was an odd man. Babası garip bir adamdı. Break in. Break in. Break in, zorla girmek demektir. A man broke in through one of the front doors. Bir adam ön kapıdan birine girmiş. Fill up. Fill up. Fill up, doldurmak demektir. He filled up the tank with petrol. Depoyu benzinle doldurdu. Conversion. Conversion. Conversion, dönüştürme demektir. Do you know the conversion rate between dollar and euro? Dolar ve euro arasındaki dönüştürme oranını biliyor musun? Die out. Die out. Die out, nesli tükenmek demektir. Dinosaurs died out millions of years ago. Dinozorlar milyonlarca yıl önce yok oldular. Intention. Intention. Intention, amaç, niyet demektir. My intention was different. Niyetim başkaydı. Exaggerate. Exaggerate. Exaggerate, abartmak demektir. You are exaggerating. Abartıyorsun. Tough. Tough. Tough, sert demektir. These toys are made from tough plastic. Bu oyuncaklar sert plastikten yapılmıştır. Humble. Humble. Humble, alçak gönüllü demektir. He is known for his humble manners. Alçak gönüllü tavırlarıyla tanınır. Carry out. Carry out. Carry out, bir görevi yerine getirmek demektir. He will carry out that promise. O, bu sözü yerine getirecek. Evet arkadaşlar, birçok filmlerden, dizilerden, okuma parçalarından, metinlerden ve romanlardan, makalelerden derlenerek size sunulan bu kelimeleri özenle, mutlaka dikkatli çalışarak öğrenmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunları bir defa benimle beraber tekrar etmenin yanında bir defa da videonun sesini kapatıp birisine öğretir gibi, birisine anlatır gibi videoyu siz kendiniz sesli olarak dillendirirseniz arkadaşlar göreceksiniz ki zamanla bu ifadeler zihninizde daha kalıcı olarak yer edecektir ve aynı zamanda konuşma becerinizde de büyük bir gelişme olacağını göreceksiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.